Nuhal Bayrak, AB bu gidişle AHB olacak. İngiltere'nin AB'ye hayır demesiyle yeni bir küresel gündemimiz daha oldu. Küresel diyorum çünkü AB'ye hayır diyen İngilizler uzun vadede bütün dünyanın dengelerini sarsacak bir süreci başlattılar. Bu ezber bozan bir gelişmedir. Şimdiye kadar sadece girişi konuşan AB ilk defa çıkışla yüzleşiyor. Bu ayrılma süreci AB'nin geleceği açısından bir domino etkisi yapma potansiyeline sahiptir. Nitekim İngiltere'deki referandumdan hemen sonra Fransa'dan Hollanda'ya kadar bütün güçlü üyelerde biz de referandum yapalım sesleri yükselmeye başladı. AB'nin lokomotifi durumundaki ülkelerin sağa kayışı dikkate alınırsa bir süre sonra Kıbrıs Rum kesimi gibi sırf yük vagonlarının kaldığı lokomotifsiz bir AB ortaya çıkabilir. AB neden bu hale geldi? İlk defa 1957 yılında Roma'da, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 6 Avrupa ülkesinin AET, Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurduğu birlik, üye ülkeler arasında ortak tarım ve ulaştırma, malların ve insanların serbest dolaşımı gibi ekonomik adımları hedefleyen bir ortak pazar idi. 1992'de bu birliği sadece ekonomik hedeflerle sınırlamanın doğru olmadığı kanaatine varan üyeler, ekonomik ifadesini isimlerden atarak AT, Avrupa topluluğu oldular ve fiiliyatta yürüttükleri ortak siyasi politikaları meşrulaştırdılar. 2009'da ise son bir güncelleme daha yaparak Avrupa Birliği, AB oldular. Kısaca özetlediğimiz bu serencam, ekonomik güç birliğini siyasetten savunmaya bütün alanlara taşıyan olgunlaşma evreleri gibi görünse de aslında her adım birliği sona yaklaştırıyordu. Güç, adalet temeli üzerine oturduğu sürece yararlıdır. Nitekim yeni katılımların sinerjisiyle hızla güçlenen AB'nin yöneticileri genişleme stratejisini oluştururken gerektiği kadar büyük düşünme basiretini gösteremedi. Avrupa değerleri yerine inanç birliğine esas alarak kendi kendilerini sığlaştırdılar. AB ülke demeye şahit gerektiren üyeler kaydederken 50 yıldır kapısında beklettiği Türkiye'ye yeni engeller bulmakta zorlanır hale geldi. Hele 2004'te henüz barış sağlanamamış bir Kıbrıs'ın Rum kesimini üyeliğe kabul ederken uyum sürecini büyük ölçüde tamamlamış bir Türkiye'ye yersen anlamına gelen engeller çıkarması AB'nin bir Haçlılar Kulübü haline dönüşmesine sebep olmuştur. Son olarak İngiltere'nin evet kararı çıkması için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkince istismar etmesi Türkiye hakkındaki samimiyetsizliğin son halkasıdır. Şimdi AB düşünsün. Oysa Türkiye'yi ya özel statüye razı ol ya da 3000 yılında gelden meseydi, kriterleri tamamlayarak Avrupa'da yerini almış bir Türkiye AB'ye stratejik süper güç derinliği kazandıracaktı. Şimdi artık hiçbir cazibesi kalmamış, çözülme sürecine girmiş bir AB'nin en büyük kabusu Türkiye'nin de %60'ın sesine kulak vererek AB'den vazgeçmesidir. İngiltere'nin yaşattığı şok etkisi umarım AB'ye kendini sorgulama fırsatı verir ve AB yöneticilerinin haçlı zihni niyetini değiştirir. Aksi takdirde AB'nin son bir isim değişikliği daha yaparak AHB Avrupa Haçlı Birliği haline geldiğini tescil etmesi gerekecektir. Nuhal Bayrak Star